Merhabalar, Özlem Tunalı ile Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Reiki soruları yanıtlarına devam ediyorum. Burada okuduğum soruları sizlerden gelen sorular bunlar. Uyumlamalar grubunda olsun ya da bana sosyal ağlardan. Yani günde 3000'e yakın mail geliyor. Bunların her birini her gün okuyamıyorum. Bazı zamanlar okuyorum. Öğrencilerimin maillerine öncelik veriyorum. Ama daha kısa yazarsanız benim okuma şansım artıyor. Çünkü hayat hikayesini anlatanlar çok, sayfalar dolu yazanlar çok. Öyle olunca daha uygun zaman bulduğumda okuyayım diye de ertelediğim oluyor. Çünkü çocuğumla da ilgilenmem gerekiyor. Hadi bakalım sorulara devam edelim. Şimdi şifada semboller var mı denilmiş. Reiki sistemlerin bazılarında dosyalarında semboller var. Bunlar usul reiki olsun, karunaki reiki. Başka türlü türlü sistemler de var. Fakat şöyle bir şey var. 2012'den sonra duymuşsunuzdur. Enerjiler biraz daha yoğun akmaya başladı. Daha yoğun. 2012'den önce böyle değildi. Eğer bir hatırlarsan 2012'de bir sansasyonun olmuştu zaten. Böyle bir sosyal medyada 3 gün karanlık olacak. İşte bayağı bir durumlar olacak diye heyecanlanmıştık. Olay ne aslında biliyor musun? Şimdi bunu güzelce anlatayım. Bu semboller niye kalktı? Onu söyleyeyim. Şimdi enerji sistemleri daha yoğun akıyor. Eskiden biz yazıp çiziyorduk. Ritüeller yapıyorduk. Semboller çiziyorduk. Enerji aksın diye. Artık bunlara gerek yok ki. Şimdi karşına çıkan birisi olacak. Diyecek ki semboller var. Ben sembolle çalışıyorum. Sana kim dedi öyle bir şey diyecek. Bence sen ona de ki sen öyle çalışmaya devam et, sembolle çalışmaya devam et de ve ikna etmeye çalışma. Benim tavsiyem bu. Çünkü böyle insanları ikna etmek biraz mantıksız gibi geliyor. Sembolle çalışmak istiyorsa sembolle çalışsın, ona bir şey demeyelim. Fakat sembolle çalışan birisi denesin, baksın bir enerji akıyor mu. Gene istiyorsa gene sembolle çalışabilir ama öncelikle baksın acaba sembolsüz aktif ettiğinde, hani usul reiki aktif ediyorum dediğinde zaten aktif oluyor. Sembol falan çizmedim. Aktif oluyor, akıyor. Bunu bir test etsin. Bunu burada söyleyelim, geçelim. Yani sembollerin birçok yerde 2012'den sonra enerjinin yoğunlaşmasıyla kalktığını duyarsınız, görürsünüz, okursunuz. Bu yabancı yurt dışı kaynaklarda daha fazla geçer. Bu da böyle bir durum. Bu durumu bilmeyenler hala sembolle çalışıyor ve bu konuda çok ısrarcı davranıyorlar. Bunu biliyorum. Çünkü öğrencilerim söylüyorlar. Hocam bana sembolle çalışanlar böyle dedi. Çalışsınlar. Onlara biz bir şey demiyoruz. Diyemeyiz de kimseye müdahale edemezsin. Etmemelisin. İrade yasası var. Sembolle çalışmak istiyorsa, öyle huzur buluyorsa bunun bir sakıncası yok. Yok, yan etkisi falan hiçbir şey yok. Sadece artık gerek yok. Eskiden gerekliydi, şimdi gerek yok ama seviyorsundur, sembolleri seviyorsundur, çalışırsın, olabilir. Tamam? Şimdi devam edelim. Şifada dokunmam gerekir mi? Yok, gerekmez. Hatta yani benim için uzaktan şifa yapmak çok yararlı. Kendim için söyleyeyim çünkü hani ben yakından dokunmayı sevmeyen bir insanım. O da normaldir yani, hani bir kadın olarak, bir erkeğe falan öyle bir şey. Şifada uzaktan yapıyorsun. Güzel. Harika yani. Değil mi? Güzel bir şey yani. Uzaktan yap. Bir de şifada hemen şunu söyleyeyim. Başka bir gezegende olsam bile şifa sana ulaşır, hiç. Tereddüt etme. Aynı evde olsam bile, alt katta, üst katta, bilmem nerede. Hiçbir şekilde dokunmana bile gerek yok. Hadi evdeki insanlara dokunmaz, senin için sakınca teşkil etmez. Ya da başka insanlara da dokunmak istiyorsan dokun. Kimisi öyle rahat eder, kimisi öyle rahat eder. Ben öyle rahat etmiyorum. Sen nasıl rahat ediyorsan ister dokunarak şifa yapabilirsin, ister dokunmadan şifa yapabilirsin. Şimdi devam ediyorum soruya. Şifada şifa alanın uzanması gerekir mi? Çok güzel bir soru. Bu soruyu çok güzel şekilde anlatayım. Sen şimdi bir saat belirle. De ki saat 21'de sen kendi evinde uzan, ben kendi evimde uzanayım. Ya da kardeşindir, yakınındır. Gel de birlikte aynı yatakta yatalım. Ben sana yanımda şifa yapacağım. Ondan sonra
Oturarak da yapabilirsin. Ama oturarak daha yorucu olur. En azından ben yoruluyorum oturarak. Çünkü kolun uyuşur, bacağın uyuşur, kıpırdanmak zorunda kalırsın. Gözümü açmayacağım dersin, karşı dikkatin dağılır. Uzanarak rahat ediyorum. O yüzden yan yana uzanırken de yani uygun koşulları buluyorsan yan yana da uzanabilirsin. Yakın bir insansa o senin için. Şifa saati 20 dakika falansa belki o insan uzanır, sen uzanmazsın, ayakta durursun. Bu senin performansına bağlı. Ben kendim için uygun bulmuyorum bunu. Ben en iyi şifayı yatarak, uzanarak yapıyorum. Ya da sandalyemde arkama yaslanarak yapıyorum, koltukta. Bu da olabilir. En önemlisi ne biliyor musun? Sen nasıl iyi hissediyorsun? Çünkü bir seansım benim 1 saat. Tavsiye ediyorum bir 40 dakika, bir saatlik bir seans iyi bir süre. 1 saatten de daha fazla uzun olmasını tavsiye etmiyorum. 1 saat iyi çünkü daha da uzatmaya gerek yok. Daha fazla şifa yapmak istiyorsan ertesi gün yaparsın. Kişi çok ağır hastaysa sabah ve akşam da yapabilirsin. Şimdi bununla birlikte uzanmaya gerek var mı? Yani o kişi bulaşık yıkıyorsa ya da yemek yiyorsa ya da ne bileyim spor yapıyorsa, işteyse sen ona şifa yolluyorsun. Tamam, yararlı olur ama pasif yolladın. O da pasif aldı. Belki 500 kat daha fazla etkili olacak o insan uzansa ve gözü kapalı olsa. Madem sen bir emek sarf ediyorsun, sen de aktif çalışıyorsan, pasif yollamıyorsan, yani bunu biliyoruz artık. Aktif ve pasif çalışmak ne demek? Gözümüz kapalı, uzandık ya da oturduk. O zaman şifa yolluyorsak aktif çalışıyor oluyoruz. Aktif çalışıyorsak şifada karşı tarafta bir zahmet uzanıversin ki o şifaya da değer verdiğini anlatan bir şey bu. Değer verdiği için karşı taraf uzanırsa daha fazla faydalanmış olur. Bu yüzden belli bir saat belirle o insanla. De ki şu saatte sen uzan evinde. Ben de uzanayım. Bu saat sizin için ortak hangi saat olursa aynı saatte uzanın. Ve şifa başlasın. Nasıl şifa yapılır ses kaydımda ayrıntıları anlattım. Oraya girmeyeceğim. Şimdi orada anlatmadıklarımla devam ediyorum. Başka bir soru. Şifa ne kadar sürmeli? Hiçbir şey demezsen 15 dakika sürer. Örnek veriyorum. Serafim kıvılcımı inisiyasyonunu aktif ediyorum ve çocuğuma yollamayı niyet ediyorum. Dedim. 15 dakika sürdü. 30 dakikada sürebilir, 45 dakikada sürebilir, 1 saatte sürebilir. Bu ne demek? Programlama yaptın. Diyebilirsin ki, Serafim Kıvılcım inisiyasyonunu aktif ediyorum ve çocuğuma, biliyorsun ki ben şu anda çocuğuma diyorum, sen istediğin kişinin adını söyleyebilirsin. Şu kişiye yollamaya, 30 dakika yollamaya niyet ediyorum dedim. Bunu 1 saat dersin. 1 saatten fazla aktif çalışmayı tavsiye etmiyorum. Pasif yollarsan yollarsın. 6 saatte yollarsın. Gün içinde bunu anlattım diğer R2 soruları yanıtlarında. İstediğin kadar pasif yollayabilirsin. Hatta 24 saatte pasife programlayabilirsin. Ama aktif çalışıyorsan ne kadar aktif çalışacaksın? Ne kadar zamanın var? 30 dakika mı? De ki mesela vücut sağlık dönüşüm özünü aktif ediyorum ve çocuğuma şu anda 30 dakika boyunca yollamayı niyet ediyorum. Ve devamında akış zaten gelecektir. Biliyorsun bunu odaklanmak hiçbir şey gerekmiyor. Enerji sistemlerinin böyle güzel bir tarafı var. Hiç odaklanmasan bile enerji kendiliğinden akıyor. Bu da kadayıflı ekmek tatlısı gibi böyle tatlı bir şey, güzel bir şey. Yani yanında bonusu. Niye? Yani odaklanman gerekmiyor. Kafan dağılabilir. Kafana milyon tane düşünce gelebilir. Diyorlar ki bana, aklıma gelmişken söyleyeyim. Hocam benim kafam çok dağılıyor. Tam şifa çalışmaya başlıyorum kendime ya da başkasına. O kadar çok şey geliyor ki kafama. Ben yapamıyorum, çalışamıyorum. Bununla alakalı bir şey değil ki. İstediğin şeyi düşünebilirsin zaten. Hiçbir zaman odaklanman gerekiyor diye bir şey söylemedim. Başkası da söyleyemez böyle bir şey. Zaten bu kadar kolay olması bu enerji sistemlerini çok kullanışlı kılıyor. Nasıl bu kadar kolay diyorum ya, nasıl bu kadar kolay, ama bu kadar kullanışlı olması benim bu kadar ilerlememi ve heyecan duymamı sağladı. Ve hayatımda bu kadar çok kullanıyor olmamı sağladı.
ki hala da böyle ve hala bu heyecan duyduğum için anlatıyorum gecenin bu saatinde. Yine gece anlatıyorum bu arada ben çocuğum uyurken. Şifayı nasıl programlarım dedim diye bir soru gelmiş. Şifayı şöyle bir parantez açayım. Az önce söyledim. De ki mesela derin şifa reikisini aktif ediyorum ve çocuğuma her taraftan 10.000 kat kuvvetli haliyle 6 saat boyunca akmasını, çocuğumu rahatlatmasını niyet ediyorum. Selametle. Uzun bir niyet yaptım. Böyle uzun bir niyet aklımda kalmayabilir. Onun için ne diyebilirsin? Auru akımı iyileştirmeyi aktif ediyorum ve çocuğuma 30 dakika boyunca ya da 1 saat boyunca akmasını niyet ediyorum. Parantez içinde ben çocuğuma diyorum, çocuğum yararlansın diye hadi burada. Ama sen istediğin kişiyi, Ayşe'yi, Fatma'yı, Veli'yi, Hüseyin'i, eşini, kardeşini, anneni, babanı, her kimi istiyorsan onun adını söyleyebilirsin, değil mi? Devam edelim. Enerji sistemi başka, bunlardan biri değil. Yine aynı şekilde şifaya şifa mı yapacağım, aynı şekilde mi yapacağım? Yoksa adı değişince başka mı oluyor? İstediğin adı kullanabilirsin. İstediğin adı. Şanslı yaşam özünü aktif ediyorum ve şu kişiye yollamayı niyet ediyorum. Duygusal kalp şifa reikisini aktif ediyorum. Şu kişiye yollamayı niyet ediyorum. Full spektrum şifasını aktif ediyorum. Ve şu kişiye, çocuğuma yollamayı niyet ediyorum. Bari şu kişiye demeyeyim, çocuğum yararlansın. Şans reikisini aktif ediyorum. Ben şanslıyım güçlendirmesini aktif ediyorum. Canlılık suyu özünü aktif ediyorum ve çocuğuma yollamayı niyet ediyorum. Ne dedim? Programlamadım. 15 dakika demedim, yarım saat demedim. Ne oldu o zaman program vermeyince? 15 dakika sonra kendiliğinden durur. Yani ben burada başka başka enerji sistemlerini söylüyorum ama senin enerji sistemlerin neyse onda da aynı kalıbı kullanacaksın. Aynı kalıp. Tek bir uyumlama ile şifa yapabilir miyim? Çok güzel bir soru. Bence birçok insanın aklına takılıyordur bu soru. Bu soruyu yanıtlamakta fayda var. Öncelikle o bir tek bir şifa sisteminin şifaya izin veriyor mu? Hani bazı uyumlamalar seviye seviye tek uyumlama değil. Örneğin lavanta alevi reiki tek seviyedir. Tek seviyede şifaya izin verir. Diyelim ki Serafim Kılıcım inisiyasyonu 4 seviyedir. 2. seviyede izin veriyor. Örneğin Subhanallah Enerjisi 17 seviye 2. seviyede izin veriyor. 1. seviyede vermiyor. Usul reiki 1. seviyede de veriyor diyor dosyasında ama ben gördüm ki sen de göreceksin uyumlandığında. Uyumlandıysan da biliyorsun. 2. seviyede daha tatlı, güzel bir enerji akıyor. Daha yoğun bir enerji akıyor. Demem o ki tek bir uyumlaman olsa bile çok güzel şifa yapabilirsin. Ama önemli olan şu, o uyumlama şifaya izin veriyor mu? Önemli olan bu. Eğer şifaya izin veriyorsa hiç durma. Bugünden başla. Aktif olsun, pasif olsun çok güzel şifa yaparsın. Önemli olan gün içinde bunu olabildiği kadar çok kullanman. Akşam kendine bir saat ayarla. Bunun çok güzel bir tarafı var. Ben bunu çok seviyorum. Bak şimdi şöyle anlatayım. Şimdi sadece kendime şifa yapmayı sevmiyorum. Nasıl öyle? Ya kendime niye şifa yapayım? Ben çocuğuma şifa yaparken, eşime şifa yaparken, birine şifa yaparken zaten kendim de faydalanıyorum. Reiki sistemlerinin, enerji sistemlerinin adı ne olursa olsun, biyoenerji, başka başka türlü türlü şeyler var. Çok fazla uyumlama olduğu için genel olarak enerji sistemleri diyoruz. Ya da uyumlamalar diyoruz. Bunları kullanırken sadece kendime şifa yapsam kendim yararlanacağım, değil mi? Ama yani eşime, dostuma, sevdiklerimi de katarsam, hele elime bir kağıt alırım. O kağıda 10 kişinin sevdiğim isimlerinin adını yazarım. Ondan sonra o kağıt elimde durur. Hadi bakalım bir de kuvars kristali alayım. Tamam. Ondan sonra ben tek bir şifam bile olsa diyelim ki usuyu reikim var ya da lavanta alevi reikim var. Aktif ettim, yolladım bu kişiler. Akmasını niyet ediyorum dedim 1 saat boyunca. Gözümü kapattım. Hiç korkmaya. Yan dön. Sıkıldın mı? Öbür tarafa dön. Bu kadar kasma kendini, daraltma. Reiki çalışmak çok kolay. Sadece kol ve bacaklar çapraz olmasın. Üzerine bir şey ört çünkü hani üşüyebilirsin. Tamam sıcaksa bir şey demiyorum da. O süre zarfında dikkatin dağılmaması için hani böyle zırt pırt kalkmaman için bölünmemen için örtebilirsin. Ortamını önceden ayarla. Anlatabiliyor muyum? Şeyden önce senin şifa yapacaksın ya şifadan önce odanı ayarla.
Etraf nasıl? Sen böyle bir yatağını bir ayarla. Niye yatakta diyorum? Bir saat yapacaksan koltukta falan biraz da zor olur. Çok rahat olman lazım. Yani çok konforlu olman lazım. Bir yerlerin uyuşmaması için gerçekten o yüzden şifa sistemlerinde deneyimlerimden öğrendim ki ilk öncelikle rahat olman lazım. Rahat olman lazım çünkü kolun uyuşur, dizin uyuşur, bir yerin acır. En sonunda 20 dakikada bırakmak zorunda kalırsın. Bir saat yapamazsın öyle olursa. O yüzden senin konforunu rahat bir yerde yapman lazım. Sen kendini nasıl rahat ediyorsan, her insanın, ben sana desem ki işte kollarının altına yastık al, belki sen öyle rahat etmeyeceksin. Diyeceğim ki sırt üstü dur, belki sen öyle rahat etmeyeceksin. Yan dur diyeceğim, belki öyle rahat etmeyeceksin. Sen nasıl rahat edeceksen öyle yapabilirsin. Ben şöyle rahat ediyorum, kendi yaptığımı söyleyeyim. Yatakta uzanıyorum. Elimi kişinin adını yazıyorum. Bir kağıda kişinin adını yazıyorum. Hatta sevdiğim birkaç kişinin adını yazıyorum. 4-5 kişi olabilir. Bunun sayısı değişir. Elime kuvars kristalini alıyorum. Bazen almıyorum. İki elimi birleştiriyorum. Kapatıyorum. Yan dönüyorum. Kolum acımasın diye ortaya yastık alıyorum. Ve yatıyorum. Yan yatıyorum. İki kolum, elim birleşik olduğu için eğer sırt üstü yatarsam kollarım 10 dakika sonra ağrıyor çünkü. Öyle olmasın diye yan yatınca ama bir saat bile yatabiliyorum. Bu çok iyi benim için. Arasına yastık aldığımda. Ama bunu senin için tavsiye edemem. Neden tavsiye edemem? Dene bakalım. Belki sana iyi gelecek. Belki sen sırt üstü daha rahat edeceksin. Ben böyle rahat ediyorum. Ama yarım saat eğer şifa yapacaksam, diyelim ki daha az şifa yapacaksam, birisinin başı ağrıdı, benden yardım istedi, hocam böyle böyle dedi. O zaman sandalyemde bile yapabilirim. Sen bir dene bakalım nasıl rahat edeceksin. Şifanın önemli olan şey senin rahat etmen, senin konforunu bulman. Bana çok saçma gelen bir şey var. İşte kitaplarda şöyle yazıyor, şöyle durun, böyle durun, bacaklarınızı şöyle yapın, yani bağdaş oturun. Böyle saçma şey olur mu ya? Benim bacaklarım acır öyle. Yani hele ki bir saat boyunca. Ondan sonra bir de diğer bir saçmalık. Öyle yaptığın zaman lotus oturuşu. Öyle yaptığın zaman enerjiyi kilitlemiş oluyorsun tam tersine. Saçma bir durum bu. Diyorlar ki öyle şifa yapın. Böyle saçma şey mi olur? 20 dakikadan sonra sen nasıl öyle duracaksın? Lotus oturuşu bacaklarını çapraz yapacaksın. Dik duracaksın. Öyle oturacaksın. Yani biraz fantastik bir durum. Filmlerde falan var o. Eğer bir saat kuvvetli bir şifa yapacaksan, sen bir şifacı mısın? Bu işi moda ve reklam için mi yapıyorsun? Bir buna karar ver. Birini şifalandırmak, iyileştirmek, dermanına derman katmak için mi yapıyorsun, yoksa görüntü olmak, bunun, bu işin fotoğrafını çekmek için mi? Arada fark var. O yüzden hani olayın kendisi oturuşta falan değil, rahat etmende. Çünkü bir saat şifa yapıyorsan seni tamına rahat edebilmen lazım. Tamına rahat edebilmen lazım. Bunlardan pek bahsedilmiyor. Bunlar insanlar ne yapıyor? Dosya yolluyor, uyumluyor 15 dakikada selametle. Bul hocayı bulabilirsen. Bunu niye söylüyorum? Yani benim 4000 tane uyumlamam var. Tanju Hoca'nın da öyle. Bizde birilerinden de tabii ki uyumlamalarımızı aldık ama bunların hiçbir tanesi, bir tane hocam bile benim binde birim kadar anlatmadı bana. Binde birim kadar anlatmadı. Ne diyeyim? Şimdi herkes böyle değil. Dolayısıyla bunları araştır araştır öğrendim. Senin burada bir şansın var. Ben burada anlatıyorum. Ondan sonra şifacının rehberinde çok güzel anlattım. Onu okumanı tavsiye ederim. Reiki soruları yanıtlarının tamamını dinle. Eşsiz bir kaynak oldu. Çok güzel oldu. Çok seviniyorum. Bütünün hayrına şifa olsun. Güzel bir şey olsun. Benim bu topluluğu sevdiğimi biliyorsun. Ondan sonra beni dinleyen herkesi seviyorum. Şifa olsun. Ruhunuza şifa olsun. Neden bunu söylüyorum? Bugün benim doğum günüm. Ama ben gecenin bir yarısında kalktım. Benim istediğim şey insanlara yararlı olmak. Çünkü içimde böyle bir istek var. Ne kadar ses kayıt yapabilirsem, ne kadar bir şey yapabilirsem, ne kadar mail okuyabilirsem, bunu çalışmak olarak görmüyorum. Bunları yapmak, birilerine yararlı olmak. Hep şu düşünce var aklımda. Belki hayatımın
hayatında sıkışmış kalmış, bir yerlerde kalmış bir kadın vardır ya da bir erkek. O kadar zor durumdadır, bedbaht, çok kötü durumdadır. Belki bir söylediğim bir şey yarasına derman olur. Aa evet, ben bunu uygulayayım der. Belki bir yerinden tutar, değişir. Bana mailler geliyor. Diyor ki, hocam diyor, sizin yazdıklarınızı okuyorum. Hiçbir uyumlama almadım. Dikkat et, hiçbir uyumlama almadım. O kadar iyi geldi ki. Hayatın kıyısındaydım. Gerçekten ben bu hayattan kopup gidecektim. Ama şimdi gerçekten frekansımı yükseltmeyi öğrendim. Sayenizde, Allah razı olsun. Diyor, yazmış. Biliyor musun, hiç tanımadığın, gözlerindeki gülüşü görmediğin, sesini duymadığın bir insanın hayata tutunduğunu görüyorsun. Belki senin gecenin bir saatinde zorlanarak, belki konforundan ödün vererek, kızının yanından kalkarak, başka bir şey yaparak yapıyorum ama sonuçta birine yararlı oluyorsa o güzel. O güzel. Zaten hayat dediğin şey birine yararlı olarak bence daha güzel yeşeriyor. Şu dünya dönüyorsa bence iyi insanların hatırına dönüyor. Bir de bunun yanında reiki sorularının yanıtlarının içinde başka şeyler de konuştuk ama öyle olsun. İyi beni bulur de hep iyi seni bulsun. Belki de birilerine derman olacaktır. Ondan öyle dedik değil mi? Niye bunu anlatıyorum biliyor musun? Şifanın kendisi birine merham olmak, birine derman olmak, birinin yarasını düzeltmek. Yıllarca ömrü boyunca tüm profesörlere gitmiş, hala o kadar acı çeken bir dostum vardı. Sedef hastası. Sedefi nihayet son buldu. Onun sevincini görmek var ya, yeniden doğuyorum o zaman. Yeniden doğuyorum. MS'i geçen kız olmuştu. Onda da çok sevinmiştim. Bel fıtığı geçen insan. Yani öğrencilerimin yaptığı şeyleri duymak, öğrencim birinin baş ağrısını geçirmesi bile harika bir şey. Mide bulantısını ve bunların sonuçlarını görmek harika bir şey. 7 yaşındaki bir çocuk sancı içinde kıvranıyor. Yani annesi falan doktor, onlara zaten gerekenleri yapmışlar. Bizimki bütüncül şeyler, bütüncül enerji diyelim. Tabii ki tıptan yararlanacağız her zaman. Ondan sonra o kızın ağrısını geçirdiğimde dünyalar benim oldu. Dünyalar benim oldu. Çocuklar benim için çok özel. Çok hassas hissediyorum çocuklara kendimi. Dünyalar benim oldu. O yüzden bir şifa sistemiyle başka birine yardım ettiğinde çok mutlu olacaksın. Çok mutlu olacaksın. Belki şu an ya ben kendime yapıyorum diyeceksin. Ama belki ihtiyacı olan ve zor durumda olan birine yaptığında, ben hayvanlara yaptığımda da çok mutlu oluyorum. Sokakta yaralı kedi görüyorum. Yani gözleri en çok iltihaplanan şey ya kedilerde. Hemen onlara şifa yolluyorum uzaktan. Ondan sonra çok mutlu oluyorum. Sonra o hayvanın düzeldiğini görüyorum. Programlıyorum sonra. Bunların yararlarını, günlük hayatta kullanımını fark ettikçe hayatında bunu öğrendiğin için şükredeceksin. Böyle bir şey varmış ya, ben niye kullanmıyormuşum? Harika bir şey. Hayatım daha iyi ve daha konforlu, daha anlamlı hale döndü diyeceksin. Güzel. Bu ses kaydı güzel oldu diye düşünüyorum. Ben enerjinin sesi. Bunlar da enerjinin değişik versiyonları. Enerjinin frekansında yüksek olsun. Sevgiler.